Yüce Usta'nın bize verdiği 8 saatin sonuna geldik. Görevimiz Brianna'yı kurtarmaktı. Bunu başaramadık. Brianna'yı bizim yerimize Codman kurtardı. Bunun üstüne Roxanne'la bir anlaşma yaptık ve Miskel'i öldürmeye karar verdik. Bunu yaparsam Miskel'in yerine konseye ben girecektim. Roxanne, Miskel ve Codman'in hain tuzağına düşerek Necromancer tarafından öldürüldü. Parçalara ayrıldı. Planın suya düşmesiyle birlikte Yeşil Evren'i terk edip Konsey Kalesi'nin bulunduğu evrene geri döndüm. Ama burada da beni farklı bir sürpriz bekliyordu. Konsey Kalesi'nde bulunan yüzlerce muhafız karşımda belirdi. Onlara bakarken bir anda Okazor bana doğru yaklaştı ve kaderimle yüzleşeceğimi söyledi. Bu son Codman videosu olabilir. Bir konsey üyesinin ölmesine sebep olduk. Bir konsey üyesini kendimiz öldürdük. Codman ise Brianna'yı kurtardı. Bir de üstüne Miskel'le işbirliği yaptı. Sizce bu videoda başımıza neler gelecek? Lütfen yorumları şimdiden yazmayı unutmayın. Ama tabii ki de bu videoya geçmeden önce hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone de olmayı unutmayın dostlarım. Abone hedefimiz 1.7 milyon abone olmak ve gerçekten buna çok çok az kaldı. Yapmanız gerekenler çok basit. O kadar emek veriyoruz. Bir like, bir abone. 2 dakikanızı almaz. Ve her şeyi unutmayın, görmüş olduğunuz gibi eğer kanalıma abone olursanız videomda isminiz ekranda çıkıyor. Evet dostlarım, yaklaşık bir 5-6 günlük bir aradan sonra tekrardan hep yeni bir Codman bölümüyle sizlerle beraberim. Hatırlarsınız ki en son Yüce Usta'nın bize verdiği 8 saatin sonuna gelmiştik. Ve sonra ne olmuştu dostlarım? Aslında çok da istemediğimiz bir şey oldu. Miskel Codman'la anlaştı, Roxanne öldü, Kajaros'u biz öldürdük ve galiba dostlarım Codman konseye katılacak. Yani gerçekten artık dostlarım şu saçımı sakalımın haline bakın. Cidden artık hayattan soğudum yani, hiç istediğim hiçbir şey olmuyor. Ve en son bakın şu an ekranda görüyorsunuz Okazor dostlarım. Biz Roxanne'ın bize bu evreni terk et, konsey kalesine kaç demesini ondan sonra dostlarım direktman portala giriş yapmıştık ve karşımızda bu manzarayla karşılaşmıştık. Konsey askerleri her taraftaydı ve ondan sonra dostlarım Okazor gelmişti, bana kaderini yüzeceksin demişti. Ve dostlarım benim kafama bir balka bağ geçirdiler, şu an ekranda görüyorsunuz. Ve dostlarım bakın ondan sonra direktman buradayım. Beni konsey kalesine getirdiler. Ve eğer bakın şu an %50-%50 şans veriyorum dostlarım, yani yarı ihtimal bu son Codman bölümü olabilir. Çünkü 8 saatin sonuna geldik, Yüce Usta'nın dediklerini yapamadık, Miskel bir şekilde Codman'ın arasını düzeltti ve Codman'ı konseye sokacak. Roxanne öldü, Kajaros'u biz öldürdük. Ve dostlarım bakın Brianna bile bize yardım edemedi. Brianna dostlarım, koskoca Yüce Usta'nın kızı bile dedi ki bize, karanlığın lanetini yüzeceksin, ben sana artık yardım edemem, niye Kajaros'u öldürdün falan filan dedi. Ve dostlarım artık hani ben, bakın beni buraya kapattılar tamam mı? Ve şu anda Konsey Kalesi'nin hapishane bölümündeyim. Burayı daha önce gelmiştik, burayı biliyoruz. Ve şu anda buradayım dostlarım ve ne olacak inanın bana bilmiyorum. Bakın kafama böyle bir balkabağ geçirdiler ve bu balkabağını çıkartmama da izin vermiyorlar. Direktman beni buraya kapattılar ve ondan sonra gittiler dostlarım. Yaklaşık yarım saattir falan sunucudayım. Bana belirli bir saat verdiler. Bu saatte sunucuya girdiler ve ben tam olarak o saatte sunucuya girdim. Yarım saattir bekliyorum. Başıma ne gelecek? Bu bölümde ölecek miyiz? Yüce Usta bizi affetmeyecek mi, öldürecek mi falan hiçbir şekilde bilmiyorum. Yüce Usta bize 8 saatte eğer Brianna'yı kurtaramazsan her şeyini kaybedersin dedi. Tüm arkadaşlar Anna'yı, Bobby'yi, Kevin'i, kendini, yani dostlarım hepimizin banlanacağını bize onu gösterdi. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Benim, Bobby'nin, Anna'nın, Kevin'in banlanma mesajı sohbete çıkmıştı ve bize öleceğimizi söylemişti. Yüce Usta'nın Herobrine olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve dostlarım Herobrine bizi bu uyduda affetmeyecek. Bakın ben size söylüyorum. Herobrine bizi bu uyduda affetmeyecek. Yani beni buraya kapatlar ve dostlarım bekliyorum. Yani başıma ne gelecek, ne bilecek bilmiyorum. Bakın hatta şuradan size göstereceğim. Bakın burada başka insanlar da var dostlarım. Bakın şurada kafasına balkabağ geçirilmiş başka bir insan var. Bakın aynı şekilde burada da başka bir insan var. Onlar da bekliyorlar. Büyük ihtimalle bunlar da benim gibi dostlarım bir şey yaptılar ve ondan ölmeyi bekliyorlar yani. Hani inanın şu an ne olacak bilmiyorum. Beklemede kalacağız. Ölürsek de ölürüz dostlarım. Yani şerefimizle ölürüz. Ben 8 saat boyunca bu bilgisayarın başından kalkmadım. Yemek yemedim, su içmedim, sesim kısıldı, ölüyordum. O yüzden yani korkusuzum dostlarım. Olacaksa olsun yani. Biz elimizden geleni yaptık mı? Yaptık. Yorumlara siz de yazın. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yazın. Biz elimizden geleni yaptık. Öleceksek de şerefimizle ölürüz yani. Kafamızda balkabağı varken ölürüz. Ben korkusuzum dostlarım bakın. Artık gerçekten korkmuyorum. Yüce Usta gelsin adam akıllı karşıma. Beni öldürsün dostlarım. Yani bu şekilde olmaz. Bakın bir kolumu da kaybettim zaten. Aa biri geliyor, dur. Dostlarım biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Bir dakika, bu konsey askeri. Dostlarımız zırhından tanıdım, bu konsey askeri. Kime geliyor? Bu dostlarım bana gelmiyor galiba. Bana geliyor. Bana mı geldi? Bana mı gelecek? Dostlarım galiba bana geliyor. Vallahi geldi, dur bir dakika. Merhaba. Tipini, dostlarım tipine bakın. Allah! Dostlarım kapıyı açtı. Kapıyı açtı, bir dakika kapıyı açtı. Kapıyı açtı dostlarım, kapıyı açtı. Çıkıyoruz galiba, çıkıyoruz. Bir dakika galiba çıkıyoruz. Dostlarım ölüme gidiyoruz galiba. Vallahi ölüme gidiyoruz. Get the pumpkin out of your head. Bir dakika. Kafandan balkabağını çıkar yazdı. Tamam çıkardım. Çıkardım, oldu mu? Tamam çıkardım. Çıkardım. Bunu lan. Dostlarım öleceğiz. Öldürüyor. Hayır. Ne oluyor lan? Vücut gücü düşürülüyor mu? Bir dakika dostlarım, bana sohbet, bana silahla bir şey attı ve bir anda vücut direnci düşürülüyor falan filan diye bir sohbette bir şey yazdı. Vücut direnci mi düşürülüyor? Ne oluyor lan? Vücut gücü %90, %80, %70. Bir dakika dostlarım, vücut gücü mü düşürüyor? Dostlarım, lan karakterim niye başladı? Ne oluyor? Bir dakika dostlarım, vücut gücü mü düşürüyor? Vücut direnci mi düşürüyor? Şu anda vücut direnci mi düşürüyor? Bakın bana o garip silahla top gibi bir şey attı. Roxanne da böyle bir şey atıyordu ve bir anda bakın %10, %0. Dostlarım vücut direncimi, vücut gücümü %0'a kadar düşürdü. Niye böyle bir şey yaptı? Bir dakika, bu bir güvenlik amacım yoksa beni öldürecek mi? Şu an anlayamıyorum dostlarım. Bir anda bakın top gibi bir şey yaptı bana ve dostlarım vücut gücümü %0'a düşürdü. Beni takip et yazdı. Tamam takip edeyim. Dostlarım ölüme götürüyor beni. Vallahi beni ölüme götürüyor. La Fallout!
Dostlarım seri katil burada. Ashman! Lan bunlar da mı buraya düştü? Dostlarım Farod bakın yerde silah var. Farod'un yerde silah var dostlarım. Farod da buraya esir düşmüş. Lan Ashman de burada. En son Ashman ile Farod dostlarım kavga ediyorlardı. Farod Ashman'ı öldürdüğünü sanmıştık. Ashman'ın asası bile burada. Dostlarım Ashman baygın bakın. Ashman baygın. Ashman efsanesi baygın. Oğlum Farod'un burada ne işi var? Bunlar nasıl yakalanmışlar? Dostlarım konsey bunları da yakalamış. Farod bakın Farod ayakta dostlarım hareket edebiliyor. Bana bakıyor bakın. Ulan şerefsiz. Dostlarım silah da burada. Ashman yerde bakın. Ashman yatıyor ama Ashman'ın asası da burada. Lan bir dakika en son Ashman'ın asası Lady'de değil miydi dostlarım? Lady'deydi. Lady Ashman'ın asasını çalmıştı. Şu an ekranda görüyorsunuz. Demek ki Lady'yi de yakaladılar. Bir dakika dostlarım o zaman demek ki Lady'yi de yakaladılar. En son Ashman'ın asasını Lady çalmıştı. Ekranda görüyorsunuz. Demek ki o zaman Lady 32 kodman da yakalandı. Hayır. Kevin'in kılıcı. Dostlarım. Kevin'in kılıcının burada ne işi var? Bir dakika bu Kevin'in kılıcı değil mi? Dostlarım Kevin'in kılıcı burada. Kevin'in kılıcı. Kevin de yakalanmış. Kevin de yakalandıysa Bobby de yakalanmıştır. En son onları bu evrende bırakmıştık. Buzlu evrende bırakmıştık ve ben Roxanne'dan bir sigil öldürmeye gitmiştim. Dostlarım Kevin de yakalanmış. Kevin de yakalanmış. Kevin de yakalanmış. Kevin. Dostlarım White Rex de burada. Zaten Fanot'la White Rex takımdı. Abi Kevin dostlarım Kevin nerede? Kevin sunucuda şu an yok. Belki ondan burada gözükmüyordu. Dostlarım Kevin de yakalanmış. Bakın Kevin'i yakaladılarsa Bobby'i de yakalamışlardır. Allah'ım sana geliyorum. Bobby burada mı? Dostlarım Bobby burada yok. Ben buraları dostlarım beni buraya getirirlerken bir şey göremedim. Kanımda bal kabağı vardı. Çok bir şey göremedim. Oralara bakamamıştım. Demek ki Kevin'le Bobby de yakalanmış dostlarım. Kevin'le Bobby'yi geçtim. Herkes yakalanmış dostlarım. Herkes yakalanmış. Allah'ım lütfen Bobby ile Kevin'i yolsun. Onları orada göremedik dostlarım. Hücrelerin içinde yoklardı. Kevin'in kılıcı orada duruyordu. Eğer Kevin'in kılıcı dostlarım o hücrenin içinde yani %100 Bobby ile Kevin de yakalandı. Herkes yakalamışlar. Tüm seri katili, Iceman'i. Iceman de ölmemiş bu arada. Bu adamı nereye götürecek? Şu an çok heyecanlıyım dostlarım. İnanın bana nereye götüreceğini de bilmiyorum. Etrafa bakıyor. Burada muhafızlar var bakın bu muhafızları biliyorsunuz zaten. Oğlum artık bir şey söyleyin lan bana ölecek miyim ölmeyecek miyim artık lütfen bana bir şey. Tam burayı biliyorum dostlarım bakın burada konsey bölgesi var burayı biliyorum. Bir dakika buraya gitmemi mi istiyor? Dostlarım bakın burada konsey. Roxanne! Dostlarım Roxanne en son Necromancer parçalamıştı bakın Roxanne'ın vücut parçaları orada. İki asker var bir dakika askerlerin elinde niye çakmak var? Ruh kumları. Dostlarım Roxanne'a bir şey yapacaklar. Roxanne'a bir şey yapacaklar. Roxanne'ı yakıyorlar dostlarım. Bir dakika Roxanne. Lan! Roxanne yok oldu. Dostlarım Roxanne yok oldu. Roxanne yok oldu. Dostlarım Roxanne'ın vücut parçaları bak ya. Yine yakıyorlar. Roxanne'ın vücut parçaları oradaydı dostlarım. En son Necromancer Roxanne'ı parçalamıştı. Demek ki Roxanne'ı da getirmişler. Roxanne yandı. Oradaki ruh kumlarıyla bağlantı falan ne bilmiyorum. Bakın orada ruh kumları var. Ruh kumlarının üzerinde Roxanne'ın vücut parçaları duruyordu. Askerler bakın direktman çakmakta Roxanne'ı yaktılar. Alevler sönüyor. Dostlarım Roxanne acaba ruh kumuna mı hapsettiler? Bilmiyorum ki ruhun... İnanın şu an ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Lan buradaki asker nereye gitti? Dostlarım yanımdaki asker de gitmiş. Bir dakika beni buraya getirdi ve benim buradaki bu olayı izlememi istiyor büyük ihtimalle. Dostlarım belki de bana da aynısını yapacaklar. Roxanne'a yaptıkları şeyin aynısını bana da yapacaklar. Ne oluyor lan? Hiçbir şey kaçar. Bir dakika dostlarım orada bir şey. Roxanne! Dostlarım Roxanne! O Roxanne bir dakika Roxanne'ın ruh hali. Roxanne'ın ruhu halinde dostlarım bir dakika Roxanne'ın ruhu geldi. Roxanne'ın ruh kumlarının üzerinde yaktılar ve Roxanne'ın şu anda orada ruhu var dostlarım. Aynısını bana da yapacaklar. Roxanne'ın yaptıkları şeyin aynısını bana da yapacaklar dostlarım. Roxanne'a bakın. O Roxanne mı lan? Roxanne dostlarım bakın hatta bakın saydam şu anda hayalet versiyonu. Nereye bakıyor? Bir dakika bana mı bakıyor? Hayır. Dostlarım Yüce Usta'ya bakıyor. Bir dakika orada Yüce Usta var dostlarım bakın orada Yüce Usta'yı gördüğümüz can burası şu ekranda görüyorsunuz. Belki de şu anda bakın bu siyahlığın içerisinde Yüce Usta olabilir. Herobrine olabilir. Kafasını aşağı idi. Dostlarım Roxanne'ın ruhu çıktı ortaya. Bir dakika bir şeyler yapıyorlar şu anda. Roxanne en son ölmüştü. Necromancer tarafından parçaları da ayrılmıştı. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ve onu ondan sonra bir daha hiç görmedik. Onu da buraya getirmişler. Şu anda tüm efsaneler. Seri katil, Iceman, White Rex, Bobby, Kevin. Hepsi burada dostlarım. Hepsi burada. Büyük ihtimalle Bobby ile Kevin'de yakalandılar. Ve dostlarım bakın galiba hepimizin ruhunu ortaya çıkaracaklar. Roxanne yaptıkları şeyin aynısını bize de yapacaklar. Şu anda bakın burada hiçbir konsey yok. Roxanne orada da bu şekilde duruyor ve bakın daha demin yanında asker var dostlarım. Asker de gitmiş. Beni buraya yönlendirdi. Bunu izlememi istedi dostlarım. Konsey müziği çalıyor. Bir dakika sakin olacağız konsey müziği çalıyor. Dostlarım konsey müziği çalıyor. Konsey üyeleri geliyor olabilir. Konsey müziği. Ne oldu lan? Ekran karardı. Dostlarım konsey üyeleri geldi. Konsey üyeleri geldi bir dakika. Bolman. Okazor. Misker. Zaten diğer ikisi dostlarım öldü. Roxanne da burada bir dakika Roxanne burada. Dostlarım bir şeyler oluyor şu anda bakın izleyeceğiz. Ne oluyor ben de bilmiyorum bir şeyler. Roxanne'a bir şeyler yapacaklar ama şu an ne yapacaklar bilmiyorum. Roxanne'a yapacakları şeyin aynısını belki de bana yapacak olabilirler. Belki de dostlarım bizi konseye alacaklar bilemeyiz. Belki bir şey de olabilir. Bir dakika Roxanne o kızlara döndü.
Dostlarım Roxanne var ya, sırf bizim yüzümüzden konserden atıldı gibi bir şey oldu aslında. Yani Miskin'i öldürmek isterken foyası ortaya çıktı. O kız orası, bekleyin, o kızla sohbete bir şey yazdı. Konseyin itaatkarlığını sorguladın. Dostlarım o kız da Roxanne'a bakarak konseyin itaatkarlığını sorguladın yazdı. İtaatkar ne demek? Konseyin sadakatini sorguladın. Yani konseyi sorguladın, konseye ihanet ettiğin gibi bir şey söyledi. Senin ruhun artık bize ait. Dostlarım bakın, senin ruhun artık bize ait dedi. Belki de Brianna da, dostlarım Brianna'nın da ruh hali var ya, belki de Brianna da böyle bir şey yaptılar. Brianna da aynısını yapmış olabilirler dostlarım. Senin ruhun artık bize ait dedi Roxanne'a. Yüce seni değerli kılacak. Sohbete Yüce seni değerli kılacak yazdı. Bir dakika, ruhumları yok oldu. Yüce Great Master seni değerli kılacak diyor dostlarım. Bakın Roxanne'ın ruhu artık dostlarım konseye ait. Zaten konseye ait değil miydi? Bu ne demek oluyor? Yani şu an Roxanne'a ne yapacaklar? Lan! Dostlarım ne oluyor? Bir dakika, Bolman oraya geldi. Miskel de geldi. Dostlarım Roxanne'a bir şey yapıyorlar. Roxanne'ın içine giriyorlar. Bir dakika, bir şey yapıyorlar. Dostlarım ne yapıyorlar lan? Ananı avradını! O ses neydi? Dostlarım Roxanne'ı yok ettiler. Roxanne'ı yok ettiler. Bir dakika, Roxanne'ın ruhunu aldılar. Bir şey yaptılar dostlarım. Roxanne'ın ruhunu aldılar. Roxanne'ın ruhunu aldılar. Aynısını bakın, yemin ediyorum bana da yapacaklar dostlarım. Hissettiğim işime doğdu. Aynısını bana da yapacaklar. Ama bakın şu anda dostlarım iki tane koltuk boş. Yani bakın bir buradaki koltuk boş, bir buradaki koltuk boş. Yani belki de konseyi şu anda iki kişi almaları gerekiyor. Belki de Codman de beni konseye alacaklar. Çünkü Roxanne de öldü dostlarım. İkimiz de belki konseye alacaklar. Bunu bilemeyiz ki. Belki de öyle bir şey olacak. O da olabilir dostlarım. Belki de kötü bir şey başımıza gelmeyecek. Şu anda bakın Roxanne tamamen yok oldu. Yüce Usta orada mı? Bakın şu an şurayı görüyor musunuz dostlarım? Orada bakın siyah bir bölge var. Orada Yüce Usta olabilir. Yüce Usta orada şu anda bu bölgeyi izliyor olabilir dostlarım. Miskel, Bolman, Okazor. Ulan ben niye burada, ben neyi izliyorum onu da anlamış değilim dostlarım. Beni niye buraya getirdiler? Bunu niye bana şu anda izletiyorlar? Onu da şu anda farkında değilim yani. Dostlarım bir dakika, cam sesi duyuldu, bekleyin. Bir şey kırılma sesi duyuldu, bir şey oldu. Lan! Dostlarım Codman! Codman düştü. Bir cam sesi duyuldu dostlarım. Codman yukarıdan aşağı düştü. Codman düştü. Codman değil mi o? Hayır. Dostlarım Codman şu anda konseyde. Codman'ı aşağı düşürdüler. Bir dakika, Codman değil. Neden? Codman geldi. Dostlarım Codman Yüce Usta'ya bakıyor. Orada Yüce Usta var, emin olun şu anda %100. Codman şu anda Yüce Usta'ya bakıyor. Ne yapıyor lan bu? Hayır dostlarım, hayır. Codman lütfen, Codman girmesin. Codman konseye girerse dostlarım hırsımdan deliririm yani, deliririm. O kadar uğraştım ben aylar boyunca. 8 saat oyundan çıkmadım. Codman lütfen konseye girmesin. Bir dakika, Codman şu an Yüce Usta'ya bakıyor dostlarım. Codman şu anda Yüce Usta'ya bakıyor ve büyük ihtimalle Codman konseye girecek. Allah kahretsin dostlarım. Codman konseye girecek. Codman konseye girecek. Yukarıdan aşağı Codman'ı düşürdüler. Şu anda Codman dostlarım bakın konseyde. Konsey toplantısında. Bolman, Okazor, Miskel. Lan bir dakika dostlarım, Codman çok uzun bir mesaj yazdı sohbete. Yüce Usta, sendeki gücü, doğruyu ve sadakati görüyorum. Pardon bir dakika dostlarım, çevireceğim, bekleyin, biraz garip bir mesaj. Yüce Usta, konseyin tüm evrene sağladığı gücü, sadakati ve doğruyu görüyorum. Her zaman sana layık olmaya çalıştım. Sana hayatım adamı yazdırım Yüce Usta. Ne oluyor lan dostlarım, konsey müziği çaldı. Çok uzun, çok garip şu anda. Bakın Yüce Usta yalıyor dostlarım, Yüce Usta yaranmaya çalışıyor. Konseyin tüm evrene sağladığı güç, sadakat ve doğruyu görüyorum. Her zaman sana layık olmaya çalışıyorum. Sana hayatımı adama yazdırırım Yüce Usta yazdım. Ne oluyor lan dostlarım, bakın şu anda boş koltukta. Bir dakika dostlarım, daha önce bakın burada Kajaros duruyordu, pardon Roxanne duruyordu. Roxanne'ın durduğu yerde dostlarım şimşekler çarptı. Codman konseye girecek. Ah Yüce Usta ya dostlarım, Yüce Usta sohbete yazdı. Yüce Usta sohbete yazdı. Sen benim kızımı kurtardın, neden bunu yaptın? Aha dostlarım, Codman'ın kızını kurtardığını biliyor. Brianna'ya Codman'ın kurtardığını Yüce Usta biliyor. Ve şu anda bakın Codman'a soru sordu. Benim kızımı kurtardın, bunu niye yaptın diye sordu. Niye yapacak, konseye girmek için yaptık. Ya mal mısın sen Yüce Usta, niye yapabilir bunu? Dostlarım Codman'da yalıyor Yüce Usta'yı. Senin gücünü, sadakatini görüyorum. Sana layık olmaya çalışıyorum. Sana hayatımı adama yazdırırım Yüce Usta. Dostlarım Codman'ı şu anda konseye sokmak için bakın oraya getirdiler. Codman gözümüzün önünde belki de şu anda konseye girecek dostlarım. Ama bakın Yüce Usta'nın acaba sorduğu soruya ne cevap verecek? Sen benim kızımı kurtardın, niye bunu yaptın? Yüce Usta bunu sordu dostlarım Codman'e. Şu Codman'e dostlarım hareketlerine baksanıza direkt diz çökmüş yani. Ah yazdı. Yüce Usta, sen bana gerçeği gösterdin. Bana ilham kaynağı oldun. Senin için her şeyi yaparım Yüce Usta. Böyle yazdı. Bir dakika, Yüce Usta da yazdı dostlarım. Şu an Eurobrain de yazdı. Nereye gideceksin? Nereye hareket edeceksin yazdı. Nereye mi hareket edecek? Nereye hareket edecek? Yüce Usta dostlarım şuraya geçecek. Bakın konseye giriyor. Vallahi de billahi de konseye giriyor. Dostlarım Codman konsey koltuğuna gidiyor şu anda bakın. Orada önce Roxanne vardı. Roxanne daha demin yok oldu. Onunu. Şimşekler çarpıyor orada. Ne oluyor lan? Dostlarım yemin ediyorum konseye giriyor Codman. Şu anda Codman'i konseye sokuyorlar bakın. Bolman, Roxanne,
Raksan öldü. Raksan'la Kajdaros yok dostlarım. İki tane koltuk boş. Bakın şu koltuk mu, şu koltuk boş. Tamam oraya Kodman girsin. Buraya da ben gireyim işte. Beni de konseye alın. Beni de konseye sokun. Olmaz mı yani? Mükemmel olur. Çok güzel olmaz mı dostlarım? Vallahi süper olur. Kodman'ı harcarız yani. Bakın şu anda dostlarım video sorumu test etmeye çalışıyor. Niye kızımı kurtardın diyor. Ondan sonra nereye gideceksin falan diye sordu. Where will you move to? Nereye gideceksin yazdı. Kodman niye şu anda oraya gitmiyor? Bir dakika dostlarım galiba bir şey yazıyor. Bakın Kodman'ın oraya geçmesini istedi galiba. Şu an tam olarak ne döndüğünü anlayamıyorum ama bunu izlememiz gerek dostlarım. Yani dostlarım Kodman konseye girecekse de bakın. Yani gerçekten ben artık emeklerime yanarım yani. Kodman gerçekten fırsatçılık. Aha dostlarım bir dakika. O kim lan? Dostlarım konsey kıyafeti düştü oraya. Oraya konsey kıyafeti düştü dostlarım. Kodman konseye girecek. Okasor yazdı. Orada kal, hareket etme. Yüce Usta'nın sözü bitmeden hareket etme. Aha dostlarım Okasor Kodman'e kızdı bir dakika. Kodman konsey kıyafetini görünce dostlarım kafası dibi düştü bakın. Tam böyle konsey kıyafetini ilerledi direkt bana Okasor yazdı. Orada kal, hareket etme. Yüce Usta sözünü bitirmeden bunu yapamazsın falan filan yazdı. Bir dakika Okasor ortaya geldi. Dostlarım Kodman orada bak kafasını aşağıydı bekliyor oğlum. Onunu lan! Lan! Dostlarım aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Aa! O kadar. Bakmam lazım. Bir dakika bakmam lazım. Öyle bir kural var dostlarım. Konseyde öyle bir kural vardı. Bakmam lazım. Aşağı bakacağım. Ölmek istemiyorsak aşağı bakacağım. Dostlarım bir ritmini arkadan hasar verdi. Bir anda aşağı düştüm. Niye önümde duruyor şu anda o kızı? Dostlarım beni aşağı beni birisi aşağı attı. Bak tahminlerime göre dostlarım beni de konseye sokacaklar. Öyle bir şey olursa mükemmel olur. Cidden mükemmel olur. Dostlarım yazdı. Bir dakika o kızı yazdı. O kızı yazdı. Kaderine yüzleşme hazır mısın? Kaderine yüzleşme hazır mısın ne demek? Dostlarım kaderine yüzleşme hazır mısın diye bir şey sordu bana. Gidiyor bir dakika gidiyor. Kodman orada mı? Dostlarım Kodman orada. Bir dakika o da aşağı bakıyor. Dostlarım ne oluyor şu an? Bekleyin. Kaderimle yüzleşmeye benim kaderimde ne var? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir dakika Okasor yerine geçti. Dostlarım Okasor yerine geçti. Okasor yerine geçti. Kafamı kaldırmayacağım hiç. Ortaya geleceğim. Şerefsiz Kodman da... Dostlarım karanlık geldi. Bir dakika bir şey olacak. Yüce Usta yanıma gelecek. Kesin Yüce Usta yanıma gelecek. Karanlık geldi. Yüce Usta yanıma gelecek dostlarım. %100 eminim şu anda bakın. Sakin olacağım. Yukarıya aşağı bakmaya devam. Aşağı bakmaya devam. Onlar beni görebiliyor. Ben onları göremiyorum. Dostlarım. Ya öleceğiz ya da konseye gireceğiz. İkisinden... Nereye geldim lan ben? Kodman! Dostlarım başka bir yere ışınlandık. Bekleyin Kodman yanımda. Kodman burada. Dostlarım Kodman burada. Kodman burada! Allah'ım. Bu şerefsiz de beni niye burada ışınladılar dostlarım? Bir dakika galiba şu an ne olacak bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Farklı bir yerdeyiz. Zemine bakın dostlarım. Zeminden anlayabilirsiniz. Şu anda farklı bir yerdeyiz. Ne olacak? Aaa! Dostlarım Yüce Usta! Yüce Usta karşımızda! Dostlarım Yüce Usta karşımızda! Karanlığın laneti! Sohbete karanlığın laneti yazdı. Bismillahirrahmanirrahim dostlarım! Bir dakika niye Kodman beni burada yaşındadı ki? Ben şu an anlayamıyorum dostlarım! Acaba birimizden birisi mi konseye girecek? Buna mı karar vermeye çalışacak? Sohbete karanlığın laneti yazdı şimdi ise eğer parlaklığı elde etmek istiyorsanız bunu kanıtlamalısınız. Eğer parlaklığı kazanmak istiyorsanız, parlaklığı başarıyla kazanmak istiyorsanız bunu kanıtlamalısınız diyor. Neyi kanıtlayacağız? Oğlum ne vuruyorsun lan? Neye vuruyorsun? Vurma lan bunu artist! Dostlarım Yüce Usta gitti bir dakika. Eğer ışıltıyı elde etmek istiyorsanız bunu kanıtlamalısınız diyor. Işıltıyı elde etmek istiyorsak kanıtlamalıyız. Bu ne demek dostlarım bir dakika. Işıltı demek gözlerindeki ışıltı. Hiroben'in gözlerindeki ışıltıyı elde etmek istiyorsak. Karanlığın laneti. Bu ne demek oluyor dostlarım? Şu anda çok enteresan bir yerdeyim. Bakın tepede yıldızlar falan filan var. Bir bakın. Yer farklı, zemin farklı. Yani şu anda bambaşka bir yere ışınlandık Kodman'la birlikte. Ama nereye ışınlandığımızı şu anda bilmiyorum dostlarım. Lan bu Kodman nereye gitti? Dostlarım Kodman bir yere gitti. Kodman'ı şu an göremiyorum. Bekleyin. Kodman'ı şu an göremiyorum. Ne oluyor oğlum? Neredeyim lan ben? Kodman nereye gitti dostlarım? Kodman nereye gitti? Bakın burada... Bu ses ne? Dostlarım çok garip bir ses çıktı az önce. Duydunuz mu? Kükreme sesi gibi bir ses çıktı dostlarım. Kükreme sesi gibi bir şeydi. Oğlum bir şeyler olacak ama dostlarım bir dakika. Işıltıyı istiyorsak kanıtlamalıyız. Işıltı ne demek dostlarım? Neyi nasıl kanıtlayacağız ışıltıyı istediğimizi? Ananı satayım! Aaa! Kafama bal kabağı geldi. Dostlarım kafamı bal kabağı geldi hiçbir şey göremiyorum. Burada parlaklığı açalım dostlarım burada parlaklığı açın. Ramazan sen de aç kanka parlaklığı dostlarım hiçbir şey göremiyorum şu anda. Bakın F5'te oynamamız lazım. Az önce kafama bal kabağı uçtu dostlarım. Bal kabağı bildiğin kafama uçtu ve kafama girdi lan ne oluyor? Kafama bal kabağı girdi dostlarım. Şimdi ne olacak? Dostlarım bize bir şey hazırlamış konsey. Konsey Kodman de bana bir şey hazırlamış. Şu anda buna %100 emin oldum. Hiçbir şey göremiyorum dostlarım. 0'a 0 şu anda. Zaten karanlıktı. Karanlık karartı efekti vardı. Bir de bunun üzerine dostlarım kafamıza balkabağı geldi. Çıkaramıyorum. Dostlarım çıkaramıyorum. Balkabağını çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Dostlarım çıkaramıyorum. Çok dikkatli olmam lazım. Bakın her yere bakmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor şu anda. Şu anda çok dikkatli olmam gerekiyor. Her yerinden bir şey fırlayabilir. Bak daha demin dostlarım balkabağı üzerime uçtu fırladı bir şeyler oldu. Kodman de kayboldu. Yüce Usta yazdı. Dostlarım Yüce Usta sohbete yazdı. Karşınıza ne çıkarsa onu yok
edin. Karşınıza ne çıkarsa çıksın yok edin. Karşınıza ne çıkarsa çıksın yok mu edelim? Bir dakika dostlarım. Destroy whoever gets in front of you. Karşınıza kim çıkarsa çıksın yok edin diye bir şey geldi dostlarım. Sohbetin Yüce Usta yazdı. Galiba Kodman de bana dostlarım test gibi bir şey yapacak. Yani bizi bir sınava sokacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın. Ananı bu kim lan? Dostlarım bir dakika, karşımıza bir konsol üyesi geldi. Göremedim kim olduğunu. Öldürdüm bir dakika dostlarım. Yumruk atınca öldü. Ananı lan! Dostlarım bu benim. Bir dakika bu benim. Dostlarım o bendim. Yemin ederim o bendim. Vallahi bendim dostlarım. Yine geliyor. Lan benim. Dostlarım benim konsey halim. Bir dakika o benim konsey halim. Benim konsey halim bakın. Ne oluyor lan, sürekli gelmeye devam ediyor. Şu an çok bakın göremiyorsunuz ama bak. Canım gitmiyor dostlarım. Vuruyor ama canım gitmiyor. Bakın tipe bakın. Dostlarım benim konsey kıyafeti giymiş halim şu anda bana saldırıyor. Hem de bir sürü geliyor. Bir sürü geliyor. Bu ne anlama geliyor? Bir dakika bu ne anlama geliyor? Yücelson dediğini uygulamam gerekiyor. Bir dakika Yücelson dediğini uygulamam gerekiyor. Karşıma kim çıkarsa çıksın öldüreceğim dostlarım. Tek vuruşta öldürebiliyorum bu arada. Tek vuruşta öldürebiliyorum. Yine geldi. Öldür. Öldür. Burada da var. Bekleyin burada da var. Gelmeye devam ediyorlar. Vur. Dostlarım bu ne anlama geliyor? Bir dakika karşıma kim çıkarsa çıksın öldürmem gerekiyor. Ve karşıma konsey kıyafeti giymiş kendi karakterim çıkıyor. Bu ne anlama geliyor dostlarım? Yine geldi. Şu an bize dostlarım bir test gibi bir şey yapıyor Yüce Usta. Yüce Usta şu anda bize bir test gibi bir şey yapıyor dostlarım. Başka bir şey değil bu. Tamam dostlarım daha burada da var. Bir dakika burada da var. Oğlum hala gelmeye devam ediyorlar. Ben bunları ne kadar öldüreceğim daha dostlarım? Daha ne kadar öldüreceğim ki ben bunları? Çıldıracağım şimdi ya dostlarım. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çıldıracağım dostlarım. Yani şu anda tam olarak nerede olduğumuzu da bilmiyoruz ya. Ne anlama geliyor? Bakın şu anda benim karakterlerim, konsey kıyafetli karakterlerimi görmem tam olarak ne anlama geliyor? Allah Kodman. Dostlarım Kodman. Kodman'ı gördüm. Bekleyin Kodman'ı, daha demin Kodman'ı gördüm dostlarım. Burada. Dostlarım burada. Kodman burada. Nerede bu? Nereye gitti? Bir dakika buraya gel. Hızlı da koşamıyorum ki. Lan bu nereye gitti? Dostlarım Kodman daha demin buradaydı. Sohbeti beni öldürmen imkansız. Beni yenmen imkansız yazdı dostlarım sohbeti. Allah'ın belası. Seni yenmem ne imkansız dostlarım? Hala gelmeye devam ediyorlar. Çıldıracağım. Yürüyün gidin lan şuradan. Yürüyün gidin oğlum şuradan artık. Yeter. Yine geliyorlar. Dostlarım bakın bana böyle Borolo konsey kıyafetli Borolo karakterleri saldırıyor. Belki de Kodman'ı da birileri saldırıyordur. Bilmiyorum. Kodman'ın da şu anda kafasında balkabağı vardı. Gördünüz dostlarım. Kodman'ın da kafasında balkabağı vardı. Onları! Ah! Brianna! Dostlarım Brianna! Brianna karşında! Bir dakika Brianna karşında! Brianna ne alaka? Yücelson karşına kim çıkarsa çıksın öldür demişti. Yücelson karşına kim çıkarsa çıksın. Lan! Dostlarım benim karşıma Brianna çıktı. Kodman'ın karşısına Lady çıkmış. Bir dakika. Yücelson'ın söylediği şeyi hatırlayın. Karşınıza kim çıkarsa çıksın öldürün demişti. Kodman'ın karşısına Lady çıktı. Benim de Brianna çıktı. Yücelson karşınıza kim çıkarsa çıksın öldür dedi. Yani herkes öldürmemizi istedi. Brianna'yı mı öldüreceğim? Dostlarım Brianna'yı mı öldüreceğim? Hayır. Kodman Lady'yi öldürecek o zaman. Eğer konseye girmek istiyorsak dostlarım. Yücelson karşınıza kim çıkarsa çıksın öldür demişti. Kodman sevgilisini, kız arkadaşını öldürmek zorunda kalacak. Ben ise Yücelson'ın kızını dostlarım. Brianna'yı öldürmek zorunda kalacağım. Eğer konseye girmek istiyorsak bunu yapmalıyım dostlarım. Bobby Kevin'i düşünüyorsam, takım arkadaşlarımla bu sunucunun en güçlüsü olmak istiyorsam Brianna'yı öldürmek zorundayım. Hayır! Vuramıyorum ki! Brianna buraya gel, hayır! Dostlarım gitti! Brianna gitti, bir dakika Brianna gitti! Dostlarım hayalet formundaydı ki ona vuramazdım. Yani görünmez formda, hayalet formda olduğu için saydamdı ve vuramadım bir dakika. Ama Yücelson da bana önüne kim çıkarsa çıksın öldür yazdı sohbete. Bu aynı şey Kodman için de geçerli dostlarım. Ama Kodman Lady'yi vurup onu öldürebilir. Dostlarım. Ya Brianna nereye gittin? Allah cezanı vermesin. Nereye gittin Brianna? Dostlarım bir dakika, Yücelson'un bana dediği şeyi ben şu an yapamadım dostlarım. Yücelson'un bana söylediği şeyi şu anda ben yapamadım. Ve nerede olduğumu, neredeyim hiçbir şekilde bilmiyorum. Oh! Lady! Dostlarım Kodman ve Lady burada, bir dakika. Lan! Dostlarım Kodman Lady'yi öldürdü. Oğlum bana vurma gerizekalı, bana ne vuruyorsun? Kodman Lady'yi öldürdü dostlarım. Bunu yapabildik. Sevgilisini sırf konseye girmek için öldürdü dostlarım. Ulan ben Brianna'yı öldürsem mi öldürmesem mi diye bir iki saniye düşündüm. Nereden vuruyor bana, göremiyorum. Dostlarım göremiyorum, burada. Oğlum bana ne vuruyorsun? Bakın daha demin dostlarım bana saldıran Borolo konsey adamlarını tek vuruşta öldürebiliyordum ama Kodman'ı tek vuruşta öldüremiyorum. Başaramıyorum bunu. Sohbete Yüce Usta yazdı. Başarısız oldum yazdı. You failed. Ben mi başarısız oldum? Nasıl başarısız oldum? Ne oluyor lan? Ama Brianna'yı öldüremezdim ki dostlarım. Bu mümkün bir şey değildi. Bir daha yazdı. Sen güçlü değilsin. Ben güçlüyüm. Tamam bunu benden güçlüyüm demedim ki zaten, öyle bir şey, öyle bir iddiam yok. Sen benden daha güçlüsün. Yüce Usta sensin. Ben değilim. Tamam okey haklısın. Dostlarım ama bunda bir hata var. Yani bu adaletsiz değil ki. Brianna'ya vuramıyorsunuz. Yani Brianna görünmez.
görünmez hayalet formundaysa, hayaletse ona vuramıyorsunuz dostlarım. Yani yumruğunuz içinden geçiyor kızın. Öyle düşünün. Ama Kodman Lady'yi vurabildi, onu öldürebildi. Kodman karşısına kim çıkarsa çıksın öldürdü. Sadece beni öldüremedi. Bir dakika. Bir şey daha yaz video usta. Sen karşına kim çıkarsa çıksın öldüremezsin. Ben yapabilirim. Ben öldürebilirim. Dostlarım doğru söylüyor. Bakın Kodman'le biz birbirimizi öldüremedik. Ama video usta bize karşımıza kim çıkarsa çıksın öldür demişti. Tamam, Kodman Lady'yi öldürdü. Belki ben Brianna'yı öldüremedim ama Kodman beni öldüremedi. Ben de onu öldüremedim. Abi bir şey daha yazdı. Gücün doğruluğu benim ellerimde, senin değil. Dostlarım şu anda Yüce Usta sadece ben yapabilirim, ben öldürürüm, sen yapamazsın falan filan deyip duruyor. Kendini konseyin sadakati için kendini kanıtlamalısın diyor. Konseyin sadakatini kazanmak için kendini kanıtlamalısın yaz dostlarım sohbete. Konseyin sadakatini kazanmak için kendimizi kanıtlamalıyız. Abicim bunu nasıl yapacağız? Kodmen'e vuramıyorum ki, ölmüyor. Dostlarım öldüremiyorum yani. Zaten dostlarım vücudun başında hatırlayın bakın. Daha hücredeyken ben bir tane mavili bir asker gelmişti ve bana bir top atmıştı. Bir anda vücut gücüm %0'a indirildi. Yani bana bir top attı ve benim vücudumdaki gücü büyük ihtimalle emdi o top. Yani şu anda biz güçsüz durumdayız dostlarım. Oh! Hücre usta geldi. Dostlarım Hücre usta geldi. Hücre usta geldi. Bir dakika, Hücre usta geldi. Göremiyorum ki dostlarım. Kafamda bal kabağı var. Göremiyorum. Hücre usta geldi. Hücre usta geldi. Yüksek konsey asla acı hissetmez. Yüksek konsey asla üzülmez. Yüksek konseyden kastı dostlarım tüm konsey üyeleri ve galiba kendileri de katıyor bu işin içine. Yüksek konsey asla acı hissetmiyormuş. Ben de hissetmiyorum. Neler yaşadım? De en önemlisi yüksek konsey asla karanlığın lanetinden korkmaz. Karanlığın lanetini şu an yaşıyoruz galiba dostlarım. Geçen bölümde de Okazor söylemişti. Karanlığın lanetini yaşamaya hazır mısın demişti. Brianna da bize bunu söylemişti ve şu anda Jules da gitti dostlarım. Vallahi gitti. Bizi Kodman'da dostlarım bir sınava sokmaya çalışıyor ama bu sınavın sonucunda ne olacak? Konseye hangimiz girecek? Bunu bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Lan! Dostlarım konsey kıyafeti geldi. Konsey kıyafeti. Hangimiz girecek buna? Sağ tıklasam. Dostlarım ben giremiyorum. Bir dakika, sağ tıklasam. Sol. Bir şey yapamıyorum. Lan çık şuradan. Çık. Bırak. Çık. Oğlum vurma bana, ağzına vururum senin. Dostlarım şu anda bakın tek konsey kıyafeti var. Ne oluyor lan? Konsey bölgesine geri döndük. Konsey bölgesine geri döndük. Dostlarım yerden tanıdım. Bir dakika, şu an konsey bölgesine geri döndük. Kodman da burada. Oğlum bu neydi şimdi? Biz niye oraya gittik? Orada bize ne yapmaya çalıştılar dostlarım? Neyi test etmeye çalıştılar? Okuzor önümüzde şu anda. Okuzor şu anda önümüzde. Orada bir konsey üste var. Bolman da orada. Dostlarım Hücre Usta yukarıda mı? Onu göremedim tam olarak şu anda. Bakamadım bile yani. Ama orada o konsey kıyafeti var dostlarım. Konsey kıyafetine yaklaştığımız anda şimşekler çarpmaya başladı. Yani belki de şu anda ne Kodman ne ben konseye katılacağız. İkimiz de belki de buna hazır değilizdir. Lan dostlarım Okuzor Kodman'e kendi evlerinin artık dönebilirsin Kodman yazdı. Bir dakika, Kodman konseye katılmayacak. Evet. Yes! Dostlarım bakın sohbeti artık kendi evrene dönebilirsin Kodman yazdı. Unutma ve kanıtla yazdı sordu. Unutma ve kanıtla. Ne oldu Kodman, giremedin konseye değil mi? Allah'ın belası. Ne oldu, giremezsin mi? Defol git lan şimdi. Bir de bakıyor dostlarım oradan. Defol git lan. Defol git. Dostlarım bir dakika, Kodman kendi evrene dönüyorsa şu anda. Yani kan normale dönecek büyük ihtimalle. O zaman konseye ben gireceğim. Dostlarım konseye gir. Bir dakika, şu anda konseye giriyor olabiliriz. Şu anda konseye giriyor olabiliriz. Bekleyin, sakin olmamız gerekiyor. Şu anda konseye giriyor olabiliriz. Konseye git dostlarım, konseye giriyor olabiliriz. Bu çok manyak olur, bu çok iyi olur. Konseye girecek mi? Dostlarım lütfen gireyim. Hayalim, yemin ediyorum hayalim bakın. Konseye girmek benim gerçekten hayalim. Harbiden hayalim dostlarım. Konseye girmek istiyorum. Okuzor beni konsere al. Konser değil konsey. Bir dakika yazdı. Yüce Usta sana 8 saat vermişti. Bu saat içerisinde Kodman Brianna'yı kurtardı, sen değil. Yüce Usta bana 8 saat verdi. Evet ama bak, beni anlamıyorsunuz. Dostlarım diyor 8 saat içerisinde biz zaten Brianna'yı kurtaracaktık. Bunu Kodman bizim elimizden aldı. Yani aslında hile yaptı. Bizden çaldığın 8 saati bize geri vereceksin. Zaman bizim gücümüzden daha değerli. Ulan siz asıl benden 8 saat çaldınız. Asıl benim 8 saatimi çalan sizsiniz. Benim psikolojimi bozan sizsiniz lan. Sizin yüzünüzden sesim kısıldı. Zayıfladım, aç kaldım. 8 saat bilgisayar başından kalkamadım oğlum. Siz bana 8 saatimi geri verin. Dostlarım bana 8 saatimi geri vereceksin falan filan diyor Okuzor. Ne diyor lan bu? Dostlarım beni de konseye almayacaklar bu arada, size söyleyeyim. Beni de konseye almayacaklar. Bakın buna eminim şu anda. Beni de konseye almayacaklar. Kodman'ı da konseye almadılar, beni de konseye almayacaklar. Çünkü ikimiz de bence hazır değiliz buna. Daha demin bunu görmüş olduk dostlarım. Eğer yüksek konseyin seni kabul etmesini istiyorsan tüm... Ney? Dostlarım elime kamera monitörü geldi. Bir dakika, güvenlik kameralarını izlememizi sağlayan bu ekrandan geldi. Bir dakika, babana ne yazdı? Eğer yüksek konseyin seni kabul etmesini istiyorsan tüm düşmanlarını egal etmelisin, onları elemelisin diyor. Tüm düşmanlarımı elemeli miyim? Bir dakika, elime niye benim dostlarım kamera monitörü geldi? Bunu zaten daha önce de bir sürü kullandık dostlarım, bu modu biliyorsunuz. Bu moddaki bu kamera monitörü şu anda, bir dakika, konseyde ne alaka şu anda bu? Bir dakika, bu monitörde bir kamera var dostlarım. Dostlarım Fanat ve Vitex hapisten kaçmış. Bir dakika, dostlarım Fanat ve Vitex bakın oradalar. Dostlarım oradalar. Muhafızlar ölmüş. Bak parmaklıkları kırmışlar dostlarım. Bir dakika, o hücrede ne vardı?
Dostlarım Fallout ve Vitrex şu anda hapisten kaçmışlar. Peki niye konsey bunu engellemiyor dostlarım? Yani konsey niye şu anda bundan engel olmuyor? Bakın ben de bunu anlayamıyorum. Konsey sizi şu anda ikisini de öldürebilir dostlarım ama öldürmüyor. Çünkü kadere inanıyorlar. Kadere bak. Onlara şu anda bir şey yapmıyorlar dostlarım. Ve bu kamera monitörü bana atmamı ve burayı izlememi niye istiyorlar sizce? Bunları öldürmemi istiyorlar dostlarım. İkisini öldürmemi istiyorlar. Bir dakika hücre edin. Şu anda baktıkları hücrede Kevin'in kılıcı var. Dostlarım şu anda baktıkları hücrede Kevin'in kılıcı var. Kevin'in kılıcını alacaklar. Hayır. Kevin'in kılıcını alacaklar. Kevin'in kılıcını alacaklar. Bir dakika. Kevin'in kılıcını alacaklar. Dostlarım Kevin'in kılıcını alacaklar. Bir dakika. Dostlarım benim oraya gitmem lazım. Bir dakika. Benim oraya gitmem lazım. Artık kaderinle yalnız tek başınasın. Sohbeti o kadar artık kaderinle tek başınasın. Yazdı. Ne oluyor lan? Dostlarım niye sizce bana o kamera monitörü verdi? Niye benim orayı izlememi istedi? Vitrex ile Fallout dostlarım bakın hücreden kaçmışlar. Ve Kevin'in kılıcını almaya çalışıyorlardı. Eğer konseyin güvenini kazanmak istiyorsam ve konseye girmek istiyorsam tüm düşmanlarımı öldürmem gerekiyor. Dostlarım gittiler. Gittiler bir dakika gittiler. Bekleyin oraya koşmam gerekiyor. Dostlarım oraya gitmem gerekiyor. Dostlarım benim oraya gitmem gerekiyor. Bir şekilde benim oraya gitmem gerekiyor. Oraya gitmem gerekiyor. Bekleyin. Vitrex ile Fallout'u şu an nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla dostlarım. Yani onları öldürmem pek mümkün değil ve bilmiyorum ama orayı bana göstermelerinin bir sebebi olması gerekiyor. Selamünaleyküm. Bu muhafızda beni itlemiyor dostlarım. Aşağı iniyorum. Sakin bak buradan. Dostlarım buradan hapishaneye gidiyorduk. Onunu. Ah! Dostlarım saldırıyorlar bir dakika. Muhafızlara saldırıyorlar. Silahını Fallout silahını almış. Dostlarım Fallout silahını almış. Fallout silahını eline almış. Oğlum ben bunları nasıl öldüreceğim dostlarım? Ben Fallout ve Vitrex'i tek başıma şu anda envanterinde hiçbir şey yok. Nasıl öldüreceğim? Envanterinde hiçbir şey yok dostlarım. Sıfırım yani. Sıfıra sıfırım. Ve bakın şu anda hiçbir muhafız bile saldırmıyor Fallout ve Vitrex'e. Niye? Çünkü dostlarım bakın. Konsey buna izin veriyor. Konsey beni test etmeye çalışıyor. Dostlarım Vitrex'in sırtında Iceman var. Geliyorlar. Vitrex'in sırtında Iceman var. Gördüm. Dostlarım Vitrex'in sırtında Iceman vardı. Iceman'ı da kaçırıyorlar. Bir dakika Iceman'ı da kaçırıyorlar. Iceman da oradaydı. Iceman'ı da kaçırıyorlar. Nereye gidecekler? Peki buradan nereye gidebilirler ki dostlarım? Hepsini öldürüyor. Dostlarım hepsini öldürüyor. Hepsini öldürüyor. Tüm muhafızları öldürüyor. Tüm muhafızları öldürüyor. Beni görmez. Umarım beni görmez. Umarım beni görmez. Umarım beni görmez. Bakın dostlarım Vitrex'in sırtında Iceman var lan. Gidiyorlar. Kevin'in kılıcı. Dostlarım Kevin'in kılıcını alabilirim. Şu an hiçbir şeyim yok. Kevin'in kılıcını alabilirim. Kevin'in kılıcını alabilirim. Kevin'in kılıcı. Bir dakika beni umarım görmemişlerdir. Dostlarım bir yere gitmeye çalışıyorlar şu anda. Kaçıyorlar buradan. Iceman'ı da sırtlamışlar direktman. Kevin'in kılıcı buradaki hücrelerden bir tanesindeydi. Hangisindeydi bekleyin bak. Buradan dostlarım burada Vitrex vardı dışarıya çıkmış. Burada Kevin'in kılıcı burada. Dostlarım burada. Burada. Dostlarım benim bu kılıcı buradan almam gerekiyor. Yani bir şekilde almam gerekiyor bu parmaklığına saçabilirim inanın bilmiyorum. Lan kapı açıldı dostlarım. Kapı açıldı. Konsey yapıyor. Bunu konsey yapıyor dostlarım. Bunu okazorlar yapıyor. Buna hiç yoksa izin verdi. Bir dakika. Kılıcı nasıl alacağım yerden? Aldım. Dostlarım aldım. Aldım. Kılıcı aldım. Aldım. Bekleyin açtım size. Dostlarım bu kılıcı ben nasıl kullanıyordum hatırlamıyorum. Bakın bu kılıçla dostlarım el hareketi yapabiliyor muyduk onu da bilmiyorum ama bakın bu kılıçla tek hatırladığım şey şu tuşa bastığımız zaman çalışıyor. Bakın dostlarım böyle ışınlanabiliyorsunuz. Kevin'in kılıcının böyle bir özelliği var. Bakın ışınlanabiliyorum. Gördünüz mü? Ama bu kılıçla Fallout ve Vitrex'i öldürebilir miyim bilmiyorum. Dostlarım en son onlar bakın konsey bölgesine doğru ilerliyorlardı. Buradan bir yerden gitmişlerdi. Bir dakika dostlarım. Buradan bir yerden. Ben burada saklanıyordum. Dostlarım buradan gittiler. Oradaki muhafızları da öldürmüşler. Sakin olacağım. Bakın bu kılıçla yani el hareketi yapabiliyor muyum bilmiyorum. Işınlanabiliyorum ve kılıcın ne kadar damage vurduğunu da bilmiyoruz. Yani belki de kılıç çok güçlüdür ve Vitrex de Fallout'u bu kılıç sayesinde öldürebilirim. Eğer onları öldürürsem efsane olur. Yani konsey benden bunu istiyor. Bakın orada da bir dostlarım konseyi söylemiş. Oradalar dostlarım oradalar. Orada. Bakın Vitrex'in dostlarım sırtında Iceman var. Iceman'ı da kaçırıyorlar. Fanatol yapıyor. Bir dakika fanatol yapıyor. Fanat dostları fanatol yapıyor. Büyük ihtimal dostlarım bakın bu sudan kaçacaklar. Kanalizasyondan direktmen buradan kaçacaklar. Daha önce biz buradan Kevin'le içeriye girmiştik. Bir dakika Vitrex bana mı bakıyor? Dostlarım Vitrex beni görmüyor. Bir dakika benim sanki bana bakıyordu orada. Umarım görmemiştir. Dostlarım büyük ihtimalle kanalizasyondan kaçacaklar. Arkadan onlara bir şekilde saldırmam lazım. Oradaki o dostlarım tünel gibi bir şey var orada. Oradan kaçacaklar büyük ihtimalle. Aa bir dakika dostlarım. Iceman'ı yere koymuş. Vitrex Iceman'ı yere koymuş. Geliyor. Geliyor saldıracağım. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1. Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Buraya gel. Dostlarım kaçıyor. Fallout. Hayır. Lan! Dostlarım Iceman'ın asası. Iceman'ın asası var elinde. Bir dakika elinde Iceman'ın asası. Bu kristali atıyor. Lan! Hayır. Sakın. Sakın. Dostlarım sıkıştım. El hareketi. Hazır mıyız? Dostlarım hazır mıyız? El hareketi yapacağım. Sağımı soluma bakmam lazım. Sol sağ. Sağ. Sakin ol. Bu arada sakin ol. Sakin ol dur. 3. 2 1 El hareketi. Öleceğim. Dostlarım bir dakika bir şey oldu. Kafes yaptım bir dakika. Dostlarım hapis bir dakika dostlarım. Kafes oluştu. Bekleyin kafes oluştu. Kevin'in kılıcının böyle bir özelliği vardı unuttum. Dostlarım kafes oluştu. Fanot nerede? Fanot. Dostlarım Iceman'ı sırtlamış. Gidiyor.
Buraya gel. Buraya gel şimdi, dostlarım Vitrex'i öldüreceğim. En azından Vitrex'i öldürelim. Ne oldu lan he? Ne oldu? Iceman'ın asasıyla adam mı öldür oğlum? Dostlarım benim onu öldürmem lazım. Bir dakika, olaylar çok karıştı dostlarım. Olaylar felaket karıştı. Sakin olacağım. Fanut Iceman'ın dışarıya çıkıyor. Büyük ihtimalle dostlarım buz evrenine doğru falan filan kaçacaktır. Vitrex şu an derinde. Şu anda burada. Kılıçta bir kez daha hareket yapacağım. Kafesi büyük ihtimalle kaldırabilirim. Kevin'in kılıcının böyle bir özelliği vardı, unutmuştum. Kılıçta el hareketi yaparsanız dostlarım direktman kafes oluşturuyordu. Kevin bizi böyle birçok kez kafese kapatmıştı, hatırlıyorum. Direktman kafesi kaldıracağım, tekrar el hareketi yapacağım ve ondan sonra dostlarım Vitrex'e kılıçta öldüreceğim. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Yapıyorum. Kalktı. Nereye geldim lan ben? Dostlarım yeşil evren! Yeşil evren lan! Bir dakika! Dostlarım! Ses! Yeşil evren! Dostlarım yeşil evrene geldik! Bir dakika, bir ses çıkıyor, bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Dostlarım uzun süre sonra 3. evrene geldik. Bir dakika. Vitrex bir şey yaptı dostlarım. Ekran bir ışıldadı, parıldadı, bir şeyler oldu ve bir anda 3. evrene geldik. Fanut. Dostlarım Fanut orada. Fanut orada, bir dakika. Dostlarım Fanut orada. Fanut. Ne yapıyor lan bu? Fanut kusursuz! Bunu siz söylüyordunuz yorumlarda, sürekli yazıyordunuz! Yazıyordunuz Fanut kusursuz çıktı! Fanut kusursuz! Dostlarım seri katil kusursuzmuş! Sunucuya girdiğin günü hatırlıyorum yazdı. Lan ben bu kusursuz lava atmadım mı? Bunun ölmesi gerekmiyor muydu? Sunucuya girdiğin ilk günü hatırlıyorum. Senin bize bir haftada öleceğini düşünmüştüm. Ama sen başardın. En tepeye çıktın. Dostlarım seri katil kusursuzmuş lan! Dostlarım bir anda Vitex bir yeşil evrenin aşındadı. Hadi onu geçtim. Fanut buraya geldi ve Fanut kusursuzmuş! Yanlış şeyler yaptın. You did the wrong things. Yanlış şeyler yaptın kusursuz. Dostlarım kusursuz demek ki Arkos'tan parayı alan kişi oymuş. Demek ki çirkinlerin soy ağacındaki kişi kusursuzmuş dostlarım. Kusursuz hep başından beri demek ki soy ağacındaymış. Başından beri ben bu sunucuya girdiğim gün dostlarım beni kusursuz karşılamıştı. Biz onu masum birisi sanmıştık, bir oyuncu sanmıştık. Demek ki seri katil Fanut kusursuzmuş. Bakın dostlarım sohbete şey yazdım. Yanlış şeyler yaptın. Biz beraber olabilirdik. Bir takım olabilirdik. Beraber hareket edebilirdik ve kazanabilirdik yazdım. Bir şey daha yazacağım. You were the one who Harkos took him. Dostlarım bakın sohbete yazdığım şey şu. Demek ki şey yazdım dostlarım. Harkos'tan parayı alıp beni öldürmek için para alan kişi sendin yazdım. Dostlarım Fanut seri katilmiş. Şu an bana yorumlarda yazıyordunuz işte, silahları aynıydı kusursuz da Fanut'un falan filan diye. Ben ciddiye almıyordum, ne oluyor lan? Göz blokları. Dostlarım göz blokları. Göz blokları oluşuyor. Eskiye dönüyoruz. Üçüncü evren. Vitrex kusursuz. Dostlarım şaka gibi, ben hala şoktayım. Fanut kusursuzmuş!